Ooh. Dangerous motherfucker, man. Check the mustache. Check the fucking beard. Check the fucking haircut. Yeah, I'm sexy motherfucker. Dostlar, İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızıldırmak, a.k.a. İbofesor, a.k.a. dünyanın en seksi adamı. Bu konu tartışmaya falan açık değil. Şu saç tıraşına bak birader. Gittim tamam mı berbere, dedim dayı. Tehlikeli bir şeyler ya. Dedim ne kadar tehlikeli olsun. Dedim dayı çok tehlikeli olsun. Dedi ki o zaman bana bırak. Yarım saat sonra bir çıktım. Eve gelene kadar 5 kere polis çevirdi. Allah'tan yanımda bir şey yoktu. Yanımda yoktu. Bütün protein tozlarını evde saklıyorum. Neyse. Böyle bir girişi neden yaptım bilmiyorum ama sikimin keyfine göre. Neden küfür ettim onu da bilmiyorum ama o da sikimin keyfi. Bugün sizlerle birlikte sadece old school bodycilerin hatırlıyor olacağı, yine old school bir fitness efsanesi olan Greg Plitt kimdir ve doğal mıdır sorularının yanıtını arayacağız. Adamımız 1977'de Maryland, Amerika'da hayata gözlerini açtı ve 2015 yılında 37 yaşında tekrardan Amerika'da hayata gözlerini yumdu dostlar. 37 yıllık ömrü boyunca çok hızlı ve çok aktif bir yaşam tarzına sahipti. Vücut geliştirme sporu ile daha 10-12 yaşlarında babasının eve spor eşyaları almasıyla başlayıp 37 yaşına kadar geçen süre içerisinde 27 senelik süre boyunca bir kez bile bırakmadı dostlar. Sahip olduğu bu disiplin eğitim alanı olarak da neden askeri akademiyi seçtiğinin çok mantıklı bir simgesi de oluyor aynı zamanda. Askeri akademiyi bitirdikten sonra Plitt 5 yıl boyunca Amerikan ordusunda özel kuvvet askeri olarak görev yaptıktan sonra 10 yaşından beri aşk ile yapıyor olduğu fitness sporunu mesleği haline getirip personal trainerlık yapmaya başladı. Kendi uyguladığı antrenmanlar hem vücut geliştirme hem de askeri eğitimlerdeki gibi fonksiyonel egzersizlerin kombinasyonundan oluşuyordu. Hatta fitness'a kendi yaklaşımını yansıttığı MFT 28 adında bir program bile yarattı dostlar. Greg Plitt sahip olduğu disiplinin yanında mükemmel bir iletişim ve hitap yeteneğine de sahipti dostlar. Bu yeteneğini kullanıp oyunculuk yaptı ki çok da başarılı oldu. Aynı zamanda sosyal medyada paylaştığı motivasyon konuşmaları da büyük bir ilgi görünce hızlı bir şekilde tanınmaya ve ünlenmeye başladı. Üzerine bir de çektiği canavar antrenman videolarını ekleyince Greg 2010-2015 döneminde en gözde sporculardan biri haline geldi fitness sektöründe. Men's Health dahil birçok spor dergisinin kapağında yer almayı başardı. Ararsanız belki Plitt'in videolarını şu anda YouTube'da hala bulabilirsiniz. Ama ufaktan bir yorumlamam gerekirse adamımızın biraz manyak bir adam olduğundan bahsedebiliriz. Ama kötü anlamda değil, pozitif anlamda. Adamımız gece saat 3-4 civarı dışarı çıkıp antrenman yapıyor. Niye? Bilmiyoruz. Yağmur, çamur dinlemiyor. Atlıyor, zıplıyor, vuruyor, kaçıyor, yer, mekan, şartlar fark etmiyor. Tam bir savaşçı ruhu amına koyayım. Yalnız hızlı akan kanı ve savaşçı ruhu bu adamı bir yandan zengin ve ünlü hale getirirken bir yandan da hayatına mal oluyor. Adamımız 2015 yılının Ocak ayında yine bir gece antrenman videosu, motivasyon videosu çekiyor. Tren garına gidiyor geceleyin karanlıkta. Orası serbest mi yasak mı bilmiyorum. Normalde yasak olması lazım. Tren istasyonunda, tren istasyonu diyorum. Tren raylarına geceleyin giremezsiniz. Yasaktır. Bekçi çıkarır. Artık ne yapmışlar, nasıl girmişler bilmiyorum. İki tane kameramanla birlikte oraya giriyorlar. Ve bir motivasyon videosu çekiyorlar. Antrenman videosu çekiyorlar. Artık raylarda şınav mı çekiyor, ne yapıyor bilmiyorum. Giriyor adamımız. Burada ya trenin gelişini duymuyor ya da işte gelse bile biraz havalı bir sahne çekmeye çalışıyor. Tren geliyor, adamımız kaçamıyor ve hayatını kaybediyor. Olay nasıl gerçekleşti, trenin geldiğini nasıl duyamadınız, bu adam nasıl öldü bilmem neler falan çok fazla spekülasyon var. Net bir şey yok, o yüzden çok detaylara girmeyeceğiz. Bildiğimiz tek bir şey var, adamımız 2015 yılının Ocak ayında tren rayında bir video çekerken hayatını kaybetti. Yani sevdiği işi yaparken hayatını kaybetti. Olayı uç noktalarda yaşıyor dediğim şey bu. Sporu o kadar seviyor ki, o kadar obsesif bir hale gelmiş ki hayatını feda ediyor. Bizim yapabileceğimiz tek şey bundan sonra adamımıza saygı göstermek. Rest in peace, the legend. Şimdi gelelim Greg Plitt doğal mı değil mi sorusunun cevabına. Öncelikle gelin istatistiklerden bahsedeyim. Adamımız 1.85 boyunda, 85 kiloda ve zirve formunda %9 yağ oranında.
Bu form doğal bir şekilde ulaşılabilir mi? Bu adam ilaç kullanmış mı, kullanmamış mı? Öncelikle bunu bana değil de Greg Pritt'e sorsaydınız size birkaç tane sert cevap verirdi. Öncelikle kendisinin hiçbir zaman ilaç kullanmadığını söylerdi ve hiçbir zaman da kullanmayacağını söylerdi. Sonra da ilaç kullanan adamların hile yaptığını söylerdi. Bu adamların adam olmadığını söylerdi. Kolaya kaçtıklarını söylerdi. Muhallebi çocuğu olduklarını söylerdi. Tembel olduklarını söylerdi. Doğal bir şekilde yapılırsa en sağlıklı vücut geliştirme sporu uygulaması olduğunu söylerdi. Hayatınız boyunca vücut geliştirmeyi sürdürmek istiyorsanız doğal bir şekilde vücut geliştirme yapmanız gerekiyor derdi. Doğal olmadan vücut geliştirme yaparsanız sağlığınız bozulur. Benim birçok arkadaşım bundan kaynaklı sağlığı bozuldu ve öldüler. O yüzden doğal bir şekilde spor yapmanız gerekiyor. İlaç kullananların Allah belasını ver. Tamam, bu kadar abartmayalım da işte ilaç kullananlar yanlış yapıyor. Doğal bu işin en doğru yönü. Bu işi doğal yapacaksınız. Hem sağlıklı olacaksınız hem iyi görüneceksiniz. Belki biraz daha uzun zaman alacak doğal bir şekilde yapmanız ama daha sağlıklı olacak. Kısa zamanda vücut yaparsanız bedelini ödersiniz ve tanıdığım birçok arkadaşım bunun bedelini ödedi derdi eğer bu soruyu Greg Pritt'e sorsaydınız. Yani adamımız anti-steroid yani, anladınız mı? Mentalitesi steroid kullanmayacaksın. Steroid kullananlar muhallebi çocuğu. Katılıyorum. Tabii ki yarışma amaçlı kullanıyorsanız mecbursunuz ama yarışmaya katılmayacağım. Ben 5 senede yapmak yerine 3 ayda yapmak istiyorum. 1 senede yapmak istiyorum. O yüzden kullanacağım. Sen muhallebi çocuğusun. Sağlığını riske atıyorsun. Bu konuda Greg Pritt'e katılıyorum. Kendisi de hiç kullanmadığını söylüyor. Peki doğru mu söylüyor? Dostlar, normalde sosyal medyaya çıkıp ben ilaç kullanmadım, asla kullanmayacağım, kullananlara eşektir falan diye çok abartıya kaçanlar aslında bir nevi bir şeyleri saklamaya çalışıyormuş gibi geliyor bana. Yani yapmacık bir tavırmış gibi geliyor bunlar. Ama Greg'de olay biraz farklı. Greg, ne demiştik? Adamımız 10 yaşından, 12 yaşından beri sporun içinde. Yani 25 yıldan fazladır bu adam vücut geliştirme sporunun içinde. 25 yıldır düzenli olarak adamın disiplinini gördük zaten. Manyak bir adam. Bu spora aşık, anasını satayım. Bu sporu aşık bir şekilde yapıyor. Obsesif bir şekilde, takıntılı bir şekilde yapıyor. 25 yıldır yapıyor. Ve bilgisi yüksek. Personal trainer'lık yapıyor adam. Bildiğin bu işin eğitmeni. Anladın mı? Bu işi biliyor yani. Bunların üçü birleşince bu adam 1.85 boyda, 85 kiloda %9 yağ oranına gelemez mi? Öncelikle bu sayılar absürt sayılar değil. 1.85 boyda, 85 kiloda %9 yağ oranında bulunmak imkansız değil. Eğer ortalama genetiğe sahipseniz, kötü bir genetiğe sahip değilseniz, uzun bir süre, senelerce işte 5-10 sene boyunca düzenli antrenman yaparsanız doğal bir şekilde bu istatistiklere gelmemeniz yani pek olası değil. Gelirsiniz. Düzenli antrenman, düzenli beslenme yapıyorsanız. Ki adamımız yapıyor. Adamımızın gelişim süreci de doğal. Adamımız 25 sene boyunca böyle sürekli olarak yükselmiyor. Adamımız 5-10 sene boyunca düzenli bir şekilde yükseliyor yavaş yavaş derken 10 seneden sonra duruyor. Ondan sonraki 15 sene boyunca fiziği hep aynı, anasını satayım. Ama ne yapıyor işte? Gidiyor antrenman videoları çekiyor. Motivasyon videoları çekiyor. Atletik antrenmanlar yapıyor. Yani kas kütlesini belli bir yere getirdikten sonra, genetik potansiyeline ulaştıktan sonra burada diğer özelliklerine yükleniyor. İşte koşu yapmaya başlıyor. Atletizm antrenmanları yapmaya başlıyor. Söylediğim gibi askerlik akademisi mezunu adam. Yani atletikliği de önemli bu adam için. Anladın mı? Hem diyor ki fonksiyonel olsun vücudum, hem de estetik olsun. Bundan sonraki süreçte bunun üzerine devam ediyor. Yani 25 sene boyunca sürekli olarak kas kütlesi geliştiren bir adam değil. Bu da doğal olmasını, doğal olduğunu gösteren bir diğer noktalardan bir tanesi dostlar. Yani totale baktığım zaman adamımızın istatistikleri doğal, aynı zamanda gelişim süreci doğal ve işi iyi bilen bir adam, yıllarını vermiş bir adam, 20-25 senelik süreçten bahsediyoruz. Bu adamın kesinlikle bu vücuda ulaşabileceğini düşünüyorum. Çok da böyle detaylara inip çok kaybolmaya gerek yok çünkü bu videoda buna gerek yok. Anladınız mı? Bu adamın, ben, Greg Pritt'in, ben doğal olduğunu düşünüyorum ve gerçekten saygı duyulacak bir adam olduğunu düşünüyorum dostlar. O yüzden tekrardan rest in peace the legend, Greg Pritt. Buna benzer daha fazla doğal mı değil mi videosu görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, Bofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, Bofesör'ü Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın, ben sizler için buradayım ve sizler boom, seçilmiş kişilersiniz.